Hediyelerin adı neydi? Ama orada konuşuyor. Adı var mı? Olmaz olmaz. Oradan tekrar etsin. Senin adın ne? Tamam. Ahmet. Evet. Bunlar bitsin de bir tane de biz alalım. Olur mu? Evet. Bu da senin şey. Senin? Ada. Ada. Bu da ada. Bu da senin için. Şimdi şöyle oturuyoruz. Bu bayramı uzun yıllardır tüm dünya çocuklarıyla beraber kutluyoruz. Dünyada bayram olan çocuklar sadece bizleriz. Bundan dolayı şanslı ve mutluyuz. Ben tüm dünya çocukları adına Atatürk'ümüze teşekkür ediyorum ve hepimizin bayramını kutluyorum. Sayın Valim, Zonguldak'ta ilk ziyaret ettiğimiz okul bizim okuldu. Değil miydi? Peki. Siz okulumuza geldiğinizde bazı arkadaşlarımız satranç, tiyatro gibi etkinlikler yapıyordu. Onlardan biri de bendim. Öyle mi? Biz sizi görünce çok heyecanlanmıştık. Sizi yine okulumuza bekleriz. Ayrıca eğitime verdiğiniz önemi takip ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Bu güzel yüzünüzle bizi sabah sabah şenlendirdiğiniz için. Siz bir şeyler diyecek misiniz? Var mı? Hadi bakalım. Neydi sana Hatice miydi? Zehra. Zehra. Okulumuz çok başarılı fakat... Demek ki sizler çok başarılısınız. Fakat okulumuzda birçok etkinlik yapamıyoruz. Bundan dolayı yani bunlar böyle... Etkinlik yapabilmek için neye ihtiyacınız var? Sınıfa ihtiyacımız var. Sınıfa ihtiyacı. Yani kodlama... Sen kaçın sınıftasın? Üç. Üçler kodlama mı yapıyor? Yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Peki. Devam. Kütüphanemiz yok. Birçok şeyleri, birçok sınıflarımız yok. Birçok sınıflar yok. Dolayısıyla okulun biraz geliştirilmeye ihtiyacı var. Tekrar. Sen kaç yaşındasın? 9. Demek senin gibi kaç oldu? 11 yaş mı geçti senin? Öyle mi oluyor? 99'da kaç tane 9 var? 11. Evet, 99 yıl olmuş. İnşallah bu sene Cumhuriyetimiz kurmuşun 99. yıl dönümünü işte bir... Çocuk 23 yılı çocuk bayramıyla kutluyoruz. Yani çocuk bayramı diye doğrusu ben başka bir ülkede bir bayram olduğunu bilmiyorum. Bu bizim ülkemize has bir özellik. Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı. Ve çocuklarımız da 23 Nisan'ı kutluyorlar. Türkiye'de Cumhuriyet'le başarılan projenin sonuçlarını her geçen gün çok daha rahat görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Komşularımıza bakınca görebiliyoruz. Türkiye'nin başardıklarına bakınca görebiliyoruz. Komşularımızın başaramadıklarına bakınca görüyoruz. Tabii ki bu her şey değil. Mutlaka bizden daha ileride olan, daha gelişmiş olan, daha çok şey başarmış ülkeler ve milletler, uluslar var. Biz de o yolda devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın, eğitim sistemimizin, insanımızın, milletimizin gayretiyle, çabasıyla, enerjisiyle, umuduyla, varlığıyla her geçen gün yeni mesafeler alıyoruz. Yeni etaplar, yeni aşamalar geçiyoruz. Yolumuz uzun, daha çok çalışacağız, çok terleyeceğiz. Bu çocuklarımızın enerjisine, çocuklarımızın bize getireceği yeniliklere çok ihtiyacımız var. Ben bu duygularla tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum.